Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vade getiri oranını, paranın zaman maliyetini veya paranın zaman karşısındaki gücünü, değerini anlatan kısa bir video sizlere çekeceğim. Kısa bir anlatım sağlamaya çalışacağım. Bugün sizlerle birlikte E sayısını, öğler sayısını konuşuyor olacağız. Telaffuzunda hafif yanlışlıklar olabilir. Çok doğru söylenebilen bir sayı değil. Pi sayısı kadar net okunuş yok tabii ki burada ama öğeler sayısını yani burada şöyle gördüğünüz e sayısını bugün sizlere anlatıyor olacağım. Bizim için finans sektörü için çok önemli konulardan bir tanesidir. Bu arada şunu sizlere söyleyeyim. Yavaş yavaş eğitim serilerimizde bildiğiniz gibi temettü yatırımcı eğitim serimiz var. Kademe takas analizimiz var. Sonra kaldıraçlı işlemleri yok Forex'i bir miktar anlatmaya çalışacağım. Sonrasında ise birkaç tane daha özel eğitim serilerim var. Şu an notlarımda olan. Bunları da bitirip yavaş yavaş sizlere makroekonomik verilerin, mikroekonomik verilerin yorumlanmasını da anlatacağım. Bu dersleri de kısa özet ve kullanılabilir halde sizlere anlatacağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Temel analiz, teknik analiz makroekonomik verilerin yorumlanmasından veya makroekonomi dersinden, mikroekonomi dersinden çok daha zordur. Yani siz temel teknik analizi öğrendiyseniz, öğrenebildiyseniz makro mikroekonomiyi çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben size anlatacağım zaten. Şimdi gelelim şu E sayısını artık telaffuzunda zorlanmayalım diye E sayısı diyeceğim. Bu E sayısı nasıl matematikte bulunuyor ve nasıl bankacılık tarafından bulunuyor ve nasıl kullanmamız gerekiyor? Zamanın maliyetini, Paranın zaman karşısındaki gücünü nasıl göstermiş oluyor? Bunu inceleyelim. Bunları tek tek şöyle şimdi e, Payne tarafına yazmayayım istedim çünkü biliyorsunuz buraya yazarken çok zorlanıyoruz kalemler düzgün yazmıyor. İnternetten iki tane, üç tane görsel buldum. Bunlar üzerinden anlatımları gerçekleştireceğim. Şimdi başlayalım. E sayısı dediğimiz şey, öncelikle bildiğimiz gibi 2.71 olarak bulunan bir sayıdır. Ama tabii 2.71 de kalmaz. Devam ederek gider küsuratlarıyla. Şimdi buradaki ana mantığa geldiğimiz zaman kafanız karışmasın çok sade bir şekilde anlatacağım. Benim 1 TLM paranın var 1 TL'm var. Buna banka %100 faiz veriyor ve bunu bir senede veriyor. Tabii ki şu anki oranlara baktığımız zaman muazzam oranlar olduğunu görebiliyoruz ama biz bunu nasıl arttırabiliriz? Nasıl daha fazla elde edebiliriz? Bunu şimdi konuşmaya çalışacağız. Bu ne demektir? Ben bir sene sonunda 1 TL olan ana paramı alırım ve bir de %100 faizim dediğim yani 1 TL'de faiz oranımı alırım. Toplam 2 TL almış olurum bir sene sonunda. Peki ben bunu ikiye bölsem şöyle hatta kesik kesik yapalım. 1 yılda değil de bunu 6 ayda alsam %100 değil de %50 alsam olur mu diye bankaya bir teklif götürebilirim. Sonuçta vademi yarıya çekeceğim ve getir oranımı yarıya çekeceğim. Aslında baktığımızda matematiksel olarak bir şey değişmiş olmuyor. Hatta enflasyonist oranı göz önünde bulundurduğumuzda bir senede %100 ödeyeceğini 6 ayda %50'sini ödesin diyebilir banka. Daha az kullanmış olacağı için parasını. Şimdi geldiğimizde burada olayların değiştiğini görüyoruz. Eğer ben 1 TL'mi 6 aylığına %50'den faize koyarsam... Önce 1 TL ana paramı alıyorum. Bakın 1 TL ana paramı alıyorum. Sonra bir de bunun 1 bölü 2'sini alıyorum. Yani 50 kuruş olarak söyleyebiliriz burada. Veya x paramızın yarısı kadar alıyoruz. Ve toplamda 1,5 TL'lik bir ödeme almış oluyoruz. Ve bunu formülize etmemiz gerekirse hemen basitçe şöyle söyleyelim. 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 oldu. Yani ne demek? 1 artı 1 bölü 2 bununla da önce bir ana paramı sonra da bunun üzerine bir faiz oranımı eklediğimi görebiliyorum. Bu da benim için toplandığında 2 lira 25 kuruş etmiş oluyor. Yani önce ben Şimdi bunu gördüğünüz gibi bir 6 ay sonunda alıyorum. Sonra bunu tekrar faize koyuyorum. Bakın şu şekilde gösteriyorum. 6 ay sonra ben ne görüyorum? Öncelikle 1 artı 1 bölü 2 TL'm vardı. Yani hemen şöyle biraz geri şey yapayım. Gözüksün. 1 artı 1 bölü 2 TL'm vardı. 6 ay sonra da 1 artı 1 bölü 2 TL yani ana paramı aldım. Sonra burayı 1 ile çarptım. Yani öncelikle 1 artı 1 bölü 2 TL ana paramı aldım. Artı dedim. 1 bölü 2'si. Buradaki paranın yarısı kadarını daha aldığımı formülize etmiş oldum. Ve bu da bana 2 lira 25 kuruş oranını çıkarttı. Yani yani ben aslında 2 lira kazanacağım burada gördüğünüz gibi 2 lira 25 kuruş kazanıyorum artık bu sistem sayesinde. Peki bunu daha da çeşitlendirecek olursam. 6 aylık değil de 4 aylıktan 3 tur vereceğim ve oranında da 3'e böleceğim dersem. Yani ben 1 yıldan değil 4 yıldan veriyorum. 4 kere 3 12 bir sene etmiş oluyor yine. Yani 4 aydan aldığım zaman 3'e bölmüş oluyorum. Bir seneyi o zaman faiz oranını da üçe böleceğim. ne yapar yüzde %33 bir Geri ödeme sağlayacağım bunu 1 bölü 3 diye Temsil ediyorum bir TL'm var 4 aylık faize koyuyorum ve 33 almış oluyorum. O zaman 1 TL artı 1 TL bölü 3 yani bir, e, verdiğim 1 liranın 3'te birini aldığımı görüyorum. 4 ay sonra. Bunu bir daha 4 ay yaptığım zaman şuradaki artık benim ana param olmuş oluyor. Bunu 1 ile çarpıyorum. Yani önce ana paramı alıyorum. Sonra bunun 1 bölü 3 katını daha almış oluyorum. Sonra bunu bir kez daha tekrarlıyorum ve bu sefer sayının 2 lira 37 kuruş geldiğini görüyorum. O zaman ben bu oranı gerçekleştirdiğim zaman sürekli paramı arttırdığımı görüyorum. İlk başta 2 lira kazanıyordum. 2 lira 25 kuruş 2 lira 37 kuruş kazandığımı görüyorum. O zaman artık ben şunu söyleyebiliyorum ki hemen diğer bir görsele burada da geçeyim. Burada en son ne yaptık? 4 aylık yaptık. Yani toplam 1 sene 3'e bölmüş olduk. Şimdi burada diğer bir görselime geçtiğim zaman eğer ben bunu her ay yaparsam daha deminki gibi 4 ayda bir almaz da her ay alırsam kazanacağım kazanç 2.71 olmuş oluyor orana baktığımız zaman. 2.71 biz burada en son gördüğümüz oran. Tekrar sizlere de göstereyim şöyle. Bakın en son gördüğümüz oran 2 lira 37 idi. Bunu 2 lira 71'e kadar çektiğimizi görebiliyoruz. Nerede? 2 lira 71'e kadar. Peki ben bunu her gün değil de her ay her ay değil de özür diliyorum. Her gün yapsam ne olacak? 2 lira 71 kuruş 82 küsuratının gittiğini görebiliyorum. Yani bir yerden sonra limit sonsuza giderken oranın düştüğünü görebiliyorum. Ama kazanç sürekli olarak tabii ki devam ediyor. O zaman ben burada bakacak olursam diyorum bu E sayısını bulmak için limiti şu şekilde hesaplayabilirim. 1 ana param artı 1 bölü n'in en kuvvetli dediğim zaman ve eni yani buradaki en kuvvetimi ve bölü enimi sonsuza gönderdiğim zaman bu da ne demek oluyor? Ben aslında şunu ifade etmiş oluyorum. 1 senede değil Şimdi ne yaptı burada? Bir sene de alıyordum. Altı ayda aldım, dört ayda aldım, her ay aldım, her gün aldım, her saat aldım, her saniye aldım. Yani limitin sonsuza gitmesi bu aradaki olanakları sonsuza kadar küçültmek demek oluyor. Bunu yaptığımızda da bir sayısını 271, 82 küsür küsür olarak bulmuş oluyoruz. Yani özetleyecek ve finans tarafına çekecek olursak ve ardından da sonuçlarını verecek olursak bizim bulduğumuz bu nokta şunu ifade ediyor. Ben buradan 2 TL kazanacağıma yani 1 lira koyup 2 lira olarak çıkış sağlayacağıma 1 lira koyup 2 lira 71 kuruş çıkış sağlayabiliyorum ve gelir marjımı bu şekilde arttırabiliyorum. Burada yaptığım olay veya yaptığım strateji aslında nedir? Yaptığım olay ve strateji çok basit. Sadece paranın zaman maliyetinden kazanarak parayı tekrar işletebilmeyi kazanarak ve paranın zaman karşısındaki gücünü kullanarak daha fazla gelir elde edebilmeyi başarıyorum. Şimdi burada iki tane karşımıza sonuç çıkıyor. Bu iki sonucu sizlere anlatmaya çalışacağım. Özellikle bayram arifesinde biraz daha böyle bilgi içerikli, bilgiye dönük bizleri eğitim konusunda yukarı çıkartacak bir video. çek çalıştım. Bunu yine orta seviye analiz kısmına atacağım. Borsa orta seviye analizi. Borsa orta seviye eğitimleriydi galiba oynatma listemizin adı. O serinin içerisine atacağım. Oradan yine izleyebilirsiniz dilediğiniz gibi. Bu arada lafı gelmişken de belirttiğim hepinizin bayramını kutluyorum. Enişten dileklerimle inşallah sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Bayram sonrasında da 100 bin aboneye özel güzel bir videomuz ve güzel bir çekilişimiz de olacak. Sizlerin sayesinde sizlerin destekleriyle birlikte çok teşekkür ederim. Bu süreç boyunca hiç yalnız bırakmadınız beni ve 100000 aboneye ulaştık geçtik. Ben elimden geldiğince kaliteli içerik üretmeye, sizlere hizmet etip iyi videolar çıkartabilmeye devam edeceğim. Sizlerin de desteklerini bu konuda bekliyorum. Bayramınızı tekrardan dediğim gibi kutlarım. Şimdi burada bizim önümüzde iki tane önemli nokta çıkıyor sonuçlara girdiğimizde bir demek ki iyi trade yapabilmek, trade iyi öğrenebilmek, iyi al sat yapabilmek ve günlük çevirebilmek aslında böyle baktığımız zaman çok yüksek derecelerde bize ekstra kar marjı getirmiş oluyor. Yani e-trade yapıldığında bir senede 4 kat yani %300 yapmak yerine her gün %1 yapmak arasında dağlar kadar fark olduğunu görebiliyoruz. İkinci bir önemli nokta da parayı boşta tutmamanın gerektiğini maliyetinin olduğunu. Bu aldığımız hem borç tarafının hem mevduata verdiğimiz tarafın paranın zaman karşısında sürekli olarak bir maliyetinin olduğunu ve paranın katlanabilme özelliği olduğunu unutmamamız gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte E sayısının nereden ve nasıl finans içerisinden çıktığını konuşmuş olduk. Ve buradaki olana sonsuza götürdüğümüz yani sonsuz olana hesapladığımız sonsuz parçaya böldüğümüz zaman elde ettiğimiz sayının E sayısı olduğunu gördük. Bu da bize şunu demek oluyor ki biz parayı ne kadar iyi işletebilirsek işletelim 2.71 sayısını geçemiyoruz. Ve burada aynı oranlar ve tarihler baz alındığında tabi burada gördüğünüz gibi sonsuza parçalasak da 2.71 sayısını geçemiyoruz. Ama 2 lira alacağımızda da 2 lira 70 kuruş olarak burada ekstra bir kar marjı ortaya koymuş oluyoruz. Katıl tarafında çok güzel trade serimiz başlıyor Mayıs ayı itibarıyla. Oraya katılıp eğer iyi trade öğrenmek istiyorsanız, daha iyi alsat yapabilmek istiyorsanız katıl tarafına katılıp iyi bir trade eğitim serisi alabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi birkaç tane eğitim serimiz var. Onları paylaştıktan sonra sizlerle birlikte makroekonomik, mikroekonomik verileri yorumlamayı bunların eğitim serilerinde göreceğiz. Ama dediğim gibi siz teknik analiz, temel analiz öğrendiyseniz bunları öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Bugün şöyle bayram öncesinde sizlerle güzel bir eğitim videosu yapayım istedim. Paranın zaman maliyetini ve paranın gücünü işte bu şekilde öğrenmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Kanala Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bayramınız tekrardan kutlu olsun.